Herkese merhaba. Mantarımız beyaz şapkalı kültür mantarı. Bu mantardan doku örneği alarak misal geliştirme çalışması yapacağız. Bunları ise elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Önce mantarımızı temizliyoruz. Bunu izopropil alkolle önce peçeteye sıkıyorum. Peçeteyle mantarın dış yüzeyini temizliyorum. Doku kültürümüzü sapından alacağız arkadaşlar. Bu mantarın özellikle şapka kısmı süngerimsi ama sapı daha lifli ve daha dayanıklı oluyor. Genelde de sapından aldığınız örnekler daha çabuk misel üretiyor. Bunu çevirerek hafif oynatarak kırdık. Bakın şu iç kısmı biraz mantarımız geçmiş gibi ama yine bundan örnek alırız. Bu işlem için daha önce hazırladığım petrilerim var. Bu kırmızı olmasının sebebi ben buna gıda boyası attım. Beyaz misal kırmızı daha güzel gözüküyor. Petrelerimi yine siliyorum. Çünkü bunlar hani yapıldıktan sonra beklediler açıkta. Etrafı bunların küf sporu bulaşmış olabilir. Şöyle bir bıçağım var. Bunu da örnek alacağım. Bunu alkolle de dezenfekte edebilirsiniz. Ateşle de. Genelde doku kültürle çalışırken hep ateş kullanıyorum. Fazla açıkta bekletmeden hemen işlemimize başlayalım. Bıçağımız sıcak, soğusun biraz. Zemini temizlemiştim zaten. Sapımız buradan. Elim bir kez daha sterilize edeceğim. Petri kabın etrafında streç folyomuz var. Bunları yaptıktan sonra içine herhangi bir madde, yabancı madde girmesin diye mecburen kapatıyorsunuz. Şu orta kısmı görüyorsunuz beyazlık var. En taze yeri şu an orası. Orayı yarayacağım. Havayla temas etmemiş olan bir yerinden bir parça alacağım. Bu parça işimizi görecek. Tekrar etrafını kapatıyorum. Bu iş için stretch folyo kullanıyorum arkadaşlar. Bir hafta 10 gün sonra miseller büyüyünce tekrar çekim yapalım. Arkadaşlar yaklaşık 10 gün geçti. Soldaki örnek mantarın sap kısmından almıştık. Sağdakini de mantarın şapkasından almıştım ben. Zaten demiştim hani şapka kısmı biraz süngerimsi oluyor. Sap kısmından aldığımız doku daha iyi gelişiyor diye. Özellikle bu beyaz şapkalı kültür mantarında. Şöyle yakından bakalım. Gayet güzel bir şekilde miselimiz oluşmuş, yürümüş. Damarlı görünen yerlerden bir örnek alarak yeni bir petriye aşılayacağız. O petride her yer hemen hemen aynı görüntüde misel sarımı oluşursa, yani daha homojen bir görüntü aldığımızda onu da doğrudan tohuma, yani tahıla aşılayarak mantar tohumumuzu yapabiliriz. Onları da normal üretime geçebiliriz. Üreteceğimiz mantar, doku kültürü örneği aldığımız mantarın hemen hemen aynısı olacaktır. Spor kültürüyle bu çalışmayı yapmış olsaydık, kompostumuzdan farklı farklı boyutta biçimde mantarlar çıkacaktı. Onların içinden de en iyisini seçip, ondan tekrar doku kültürü almamız gerekirdi. Doku kültürüyle çalışmak her zaman daha avantajlı. Şu da şapkasından aldığımız örnekte arkadaşlar. Fazla büyümedi. Görüntüsü de beni tatmin etmedi. Bu daha iyi bir örnek. Sizler de arkadaşlar bu şekilde örnek alarak kendi tohumunuzu üretebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.